arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu harika çalışmayı yapacağız Üç boyutlu ve kabartılı bir çalışma. Çok güzel etoller, şallar, ceketler, yelekler örebilirsiniz. Yani bu modelimizi kullanmak istediğiniz her yerde çok güzel olacaktır. İpe uygun olarak güzel çantalar ve kırlentler de çok şık duracaktır. Şöyle arkasını çevirip baktığımızda bakın arkasında düz trabzanlarımızı görmekteyiz. Şu şekilde kabartıları çalıştığımız bölümde ortaya çıkmakta. Şöyle görelim. Bakınız her biri her iki yan üzerine düşmekte. Şöyle. Evet. Ben bunu tiftik ipimle ördüm. Sizler normal iplerle de örebilirsiniz. Kullanacağınız alana göre ipimizi tercih edebilirsiniz. Ve iki buçuk numaralı da tığımı tercih ettim. Bu modelimizi kurmak için. Modelimizin bakın şöyle üst kısımdan da görüntüsüne bakalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte eğer şal, atkı hangi büyüklükte örecekseniz ona uygun olarak zincirimizi çekelim. Şöyle rahat rahat çekiyorum zincirlerimi sıkıştırmıyorum. 3 tane çiçek üzerine çalışalım. Bu kenarlarında üçer tane trabzan bırakmıştım. Dilerseniz buradaki trabzan sayısını 3 değil de 1 ya da 2 olarak da yapabilirsiniz. Bakın üçer trabzan kullandığımızda şu şekilde görülmekte. 1 ya da 2 tane trabzanla da burayı başlatıp aynı şekilde de bitirebilirsiniz. Yine ben çalışmamı 3 trabzan üzerine kuruyorum. 1, 2, 3, 4. zincir içerisine gelerek batıyorum ikili trabzanımı örüyorum. İki trabzanım oldu. Üçüncü trabzanımı da zincir üzerine örüyorum. Burası kenardan aynı şekilde üç trabzan olarak devam edecek. Bir, iki zincir çektim. Bir defa başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü zincirimin içerisine girerek ikili trabzanım örüyorum. 1 ve 2 Tekrar tığımın başında doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 1, 2. Bir çift bir tek trabzanlar halinde öreceğiz. Aynı yere ikinci trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yeniden 1, 2, 3. 2 zincir atlayıp üçüncüsüne batarak bir tane trabzan örüyorum. Bir çift bir tek trabzanım oldu. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye trabzanımı örüyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Buradaki çiftli trabzanlarımızın üzerinde modelimizi çalışacağız. Buradaki tekleri de kaydırdıktan sonra bir üst modelde model olarak yani modelimizi kurmak için kullanacağız. Şimdi bir tane çift, bir tane tek olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi iki zincirimi çektim. Bir iki atladım. Üçüncüye attım. iki tane zincirimi çektim 1 2 3. batıyorum bir aynı yere batıyorum Evet üç tane modelimizi kurduk çiftle başladık çiftle bitiriyoruz bakın çiftle başladım çiftle bitiriyorum çift tek çift tek kurduktan sonra mutlaka kontrol edelim bir yanlışlık olmasın şimdi kenar soyumuzu çalışıyorum 2 zincirimi çektim 1 2 üçüncüye batıyorum bir yan yana 3 tane trabzanımı örerek tamamlıyorum 3 trabzanımı ördüm bu kadar zincirim fazla kaldı sizlerinde daha fazla kaldıysa bunu keserek çıkartabiliriz şöyle göstereyim Örgüyle uğraşan arkadaşlarımız zaten yapıyordur ama hiç bilmeyen arkadaşlarımız için böyle bu kadar ya da daha uzun zincirlerden nasıl kurtulmamız gerektiğini şöyle göstermek istiyorum. Bir, şöyle iğnem yapışmış. Şöyle bakınız. Bir, iki, 3. Üç. Üçüncüden kesiyorum. Alıyorum. Ucunu bakın şu şekilde tutuyorum. Diğer taraftan tutarsak sökmeye devam ederiz. Şu şekilde aldım. Elimle sıkıştırıyorum. Ve bakın zincirimiz burada tamamlanmış oluyor. Üst sıraya yine 3 tane trabzanımızı örerek devam ediyoruz. 1-2-3 zincirimi çektim. Arkasını çevirdim. Trabzanlarımın birer birer üzerlerine yeni trabzan örüyorum. Ve bu sırada modelimizi artık kurmaya başlıyoruz. Trabzanımızın üzerine iki tane zincir çekerek modelimizi devam ettiriyoruz. Aşağıda iki tane trabzanımız yan yana birinci trabzan değil ikinci trabzanı başını bir defa dolayarak altı defa örmeye başlıyoruz. Bir defa doluyorum ve tek seferde çekiyorum. Doladım. Birinciyi değil ikinciyi şöyle yandan girdirerek örüyorum. Tekrar göstermek istiyorum. İki zincirimi çektim, tığımın başını doladım. Birinci sıradaki değil, arkadaki yani ikinci e, trabzanımı aradan şöyle giriyorum, alıyorum, altı defa örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Sıkıştırmayalım. Bir, aynı yer alttan, 2 aynı şekilde devam ediyorum. 3 dört. 5 ve 6. 6 defa tek seferde çektiğim trabzanlarımdan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını yine doluyorum. Hemen şöyle öndeki olan trabzanıma aynı yerden hiç bakın hareket etmeden başını doladım. Bir zincir çektikten sonra yandan giriyorum ve başlıyorum. 1 Buraya da 6 tane 2 3 4 5 ve 6 6 defa ördüm şöyle görelim bakınız 6 defa aynı işlemi tekrar ettikten sonra şuradaki bakınız ilk başlangıçtaki birinci trabzan tepesine gelerek batıyorum şöyle göstermek istiyorum altıncıyı ördüm başlangıç zincirimden sonra ilk trabzanın tepesine geldim şu şekilde ilmeğimi geçirdim ve iki tane zincirimi çekiyorum burayı kapadım bakınız iki tane de zincirimi çektim modelimiz tamamlandı tekrar şurada bir tane trabzanım vardı altta tığımın başını doluyorum trabzanın tepesine gelerek yine bir tane trabzanım örüyorum trabzanın öncesinde ve sonrasında iki zinciri çekiyorum yine Burada yaptığım işlemin aynını iki tane trabzanımın üzerinde de örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinciye değil ikinci şöyle bakın arasını açtım. Aradan başını bir defa doladım. Tek seferde çekeceğim 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 6 tane trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum Tığımın başını yeniden doluyorum hemen yan taraftakine bakın hiç elimi kıpırdatmadan yana geçiş yapıyorum buraya da 6 tane bir defa başını dolayıp çektiğimiz trabzanımızı örüyoruz 3. ördüm 4 5 ve 6 6 bitirir bitirmez Diğer tarafın ilkine bakınız. Hiç kıpırdatmadan bu şekilde yaparsanız çok rahat edersiniz. Zaten çok çok kolay bir çalışma. Atıyorum. Geçiriyorum içinden. Birinci trabzanla son trabzanı birleştirmiş oluyorum. Ve iki zincir ve devam ediyorum. İki zincirimi de çektikten sonra yine şuradaki tek trabzanımın üzerine batıyorum ve son olan trabzanlarımızda yine birlikte örelim. İki zincirimi çekiyorum. Trabzanımı ördükten sonra ara trabzanını doluyorum. Birinciye değil ikincinin yine şöyle yandan giriyorum alttan. Altı defa tek seferde çektiğim trabzanımı örüyorum. İki, üç, dört, beş, ve 6. Bütün işlemlerimiz aynı şekilde devam edecek. 6.'dan sonra bir zincir tığımın başında örüyorum. Olduğu yerde bakın hemen yandan giriyorum. Burayı da 6 defa örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6.'yı ördükten sonra şöyle 6.'yı örüyorum. Hemen birinci trabzanın tepesine giriyorum içinden şöyle geçiriyorum iki tane zincir ve son üç tane trabzanımın üçünü de örüyorum şöyle görelim bakınız modelimizi kurduk ne kadar güzel oldu çok çok da kolay şimdi kenardaki üç tane trabzanımızı da örelim kenardaki üç trabzanımı da ördüm üzerine yine 1, 2, 3 zincirle çıkıyorum ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi yerini hazırlıyoruz. Örgümüzün arkasından zeminimizi hazırlayacağız. 2 tane zincir burada kaydırıyoruz. Hep üst üste yapmıyoruz buradaki kabartılı olan modellerimizi. Boncuk boncuk duran bu güzel çalışmamızı. Bunlar da şurada tek olarak ördüğümüz trabzanlarımızı ikiye dönüştürüyoruz modelimizin üzerine ise bir tane trabzan tek olarak ördüğüm trabzanımı çift yapıyorum modelimizi tek bu şekilde 3 2 olarak üstte iki tane olacak sonra tekrar 3 olacak yani tek olan trabzanlarımızın üzerine çift olarak devam edelim ve buradaki kapadığımız modelimizi bir tane trabzan olarak örelim İki zincirimi çektikten sonra tam şöyle bakınız kapadığımız nokta var. Bakın şurada önden de göreceksiniz. Arkadan şu şekilde o kapadığımız noktaya giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. İki zincirimi çekiyorum. Burada tek trabzan olarak ördüğümüz bölümü iki tane trabzan örüyorum aynı yere. Modelimiz burada olacak. İki zincir çekiyorum. Tamın başını doluyorum modelin bakın kapanış noktasından giriyorum trabzanı örüyorum iki zincirimi çekiyorum tek olarak ördüm trabzan tepesine girerek iki trabzanımı örüyorum modelimizin zeminine de hazırladık bir sırada zemin hazırlıyoruz bir sırada modelimizi kuruyoruz şimdi boncuk gibi olan modelimizden girdim tek ördüm ikişer zincirimi çektim ve kenardaki üçer trabzanlarımı hem gidişte hem de dönüşte örerek geliyorum şöyle görelim tek çift tek çift tek bakın mutlaka kontrol edelim herhangi bir şekilde hata yapıp tekrar sökmek zorunda kalmayalım Trabzanlarımı ördüm. Hem bitişte hem de gelişte yeniden modelimizin üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakınız ne kadar güzel. Şöyle. Şimdi buradaki tek trabzanımın üzerine iki zincirimi çektim. Yine bir tane trabzan olarak örüyorum. İki zincirimi çekiyorum. Çift olan bölümümüze geldiğimiz zaman yine ikinci olan bakın şöyle 1 ve 2 yandan şöyle altından geçiyorum ve 6 tane trabzanımı tek seferde örüyorum 2 3 4 5 ve 6 altıncı ördükten sonra bir zincir çekiyorum tığımın başında oluyorum hemen yandan giriyorum öndeki trabzanımın da altından geçtim 1 2 3 4, 5 ve 6. Hemen bu noktada 6. ördükten sonra birinci trabzan tepesinden geçişimizi yapıp burayı kapatalım. 2 tane zincirimi çekip hemen aşağıdaki tek trabzanımın tepesine batıyorum. Ve işlemlerimizi bu şekilde tekrar ederek ilerletiyoruz. Kaydırmalı bir çalışma. Önce hemen 2 olarak başlamıştık. Kenar 3 trabzanımızdan sonra iki trabzanımızı yaptık. Sonrasında diğer sırada ise 3 trabzandan sonra bir tane trabzan olarak ördük. Modelimizin zeminini hazırladık. Bir sonrakinde yine aynı birinci sıradaki kurulumumuz gibi kuruyoruz. 3 tane trabzanımı ördükten sonra 2 zincirden sonra çift tek çift tek çift tek trabzanlarımızı hazırlıyoruz ve bu güzel çalışmamızı dilediğimiz örgülerde örerek sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.